Şöyle biraz şöyle sağlam. Vay vay vay. Karı sola geçsene bir de. Vay vay vay. Şunlara bak. Hazır mıyız? Hazır. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi akşamlar. İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim de sen nasılsın? Evet. Bayağı bir kafa geldi. Çok güzel bir okuldayız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Demin de söyledim. Güzel bir gece. Çocuklar için yapılmış her şey çok önemlidir benim için. O yüzden önemli bir gece diyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Kesin neler yapıyorsun? Bir ameliyat var mı? Geçti, düzeldim şimdi şükür. Tiyatro yapıyorum. Plastik Aşklar diye bir oyun oynuyorum 3 senedir. Çok güzel gidiyor, çok keyifli. Tiyatro yapmak benim için çok önemli. Çünkü sahnede olmak gerçekten bize güzellik katıyor, güç katıyor. Biz tiyatroda pillerimizi şarj ediyoruz açıkçası. Benim için çok güzelmiş. Peki son zamanlarda tiyatroya genç oyuncuların çok ilgisi var. Siz bu ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Dating kaygısından olduğu söylüyorum işte. Dating kaygısından olduğu anlamıyorum ben bunu. Birkaç defa daha sordular bana da. Dating kaygısından değil. İnsanlar tiyatro yapsınlar, gençler tiyatro yapsınlar. Ne kadar güzel bir şey. Rating kaygısı nedir? Hani diziler olmuyor da tiyatroda. Ha şimdi zaman zaman böyle bir rüzgar eser. Yıllar önce bir kez daha olmuştu. Herkes tiyatro yapmaya başlar. Ama yapsınlar ne güzel tiyatro yapsınlar. Olanlar durur, olmayanlar elenir zaten. Tiyatro tabii. Tiyatro sergilemeden geçti. Beyaz perde, ekran karşısında, kamera karşısında geçti. O da olabilir. Her şey eğitim demek değil. Kabiliyet çok önemli bir şey. Eğer bir insanın kabiliyeti varsa ve kendini yetiştirebiliyorsa o çok önemli. Önemli olan yaptığı işi sevmesi. Şu anda çok önemli diye yani şöhret olmak, para kazanmak dizilerden bu tabii ön planda. Ama böyle bakmamak lazım. Sanatçı olmak çok farklı bir şeydir. Popüler olmak olabilirsiniz. Herkes popüler. Hatta YouTube açtığınız zaman herkes popüler. Ama kalıcı olmak, gerçekten sanatçı olmak bunlar farklı şeyler. Peki, şimdi tiyatro oynayan bir sürü güzel anlatıyor. Tiyatro oynayanlar ama ekranlara geri dönüyoruz. Bu pandemi döneminde geldi birkaç teklif. Fakat cesaret edip başlayamadım açıkçası. Korktum hastalanırım diye. Ama bundan sonra değerlendireceğim tabii. İnşallah bu felaket geçsin başımızda. Değerlendireceğim. Yıllarınızı verdiniz Beyaz Perde'ye işte tebrikler. Tercihlerimiz oluyor mu kamera karşısında? Tercihlerimiz oluyor mu kamera karşısında? Ne anlamda? Oynamam işte ben. Burası görmek istiyorum. Bunlar olacak falan. Yok. Burayı öyle oynamam gibisinden. Bizim gibi tiyatrocu insanlar da olmaz. Ben eğer bir projeyi görmüşsem, sevmişsem, hikayeyi beğenmişsem, kendimi uygun görmüşsem mutlaka evet, evet. Ondan sonrasına bakmam lazım. Benim için esas olan hikaye. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bol şans. Arada sırada gelip sana yardım ederim. Teşekkür ederim.